Ketonlardan enolat oluşumunda simetrik bir ketonla başlamazsak ne olur? Örneğin buradaki keton gibi. Sağ tarafta bir metil grubu, karbonil grubunun solunda bir CH2, hemen ardında ise bir R grubu yani alkil grubu var. Yani burada simetri söz konusu değil. Karbonil grubunun yanında olan karbon alfa karbon olarak adlandırılıyordu. Sol taraftaki alfa karbon işte burada. Sağ taraftaki ise burada. Öncelikle alfa karbonun üzerindeki alfa protonlarına bakalım. Burada 3 tane var. Soldakinde ise 2 tane. Sorumuz şu. Bu alfa protonlarından hangisi elimizdeki bazla tepkimeye girecek? Cevabımız aslında hangi tür baz kullandığımıza ve tepkime koşullarına bağlı. LDA yani lityum dizopropil amit gibi bir bazdan bahsediyorsak çok kuvvetli bir baz olduğunu söyleyebiliriz. Ama aynı zamanda sterik etkiye maruz kalabileceğini de eklememiz gerekir. Burada oldukça büyük izopropil grupları var. Bu da LDA'nın ketona sterik açıdan en uygun taraftan yaklaşmak isteyeceğine işaret ediyor. Sol tarafta da alkil grubu var. Bu hidrojenlere oranla çok daha hacimli bir grup. Bu da sterik etkinin daha fazla olacağını gösterir. Demek ki LDA'nın sağ taraftan yaklaşması ve sağdaki alfa karbonun üzerindeki bir alfa protonunu alması gerekiyor. Buradaki ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alsın. Böylece bu elektronlar bu tarafa doğru hareket ederek bir çift bağ oluşturuyor. Bu da buradaki elektronları oksijene doğru itiyor. Bunun sonucunda oluşacak enolat anyonunu çizelim. Üzerinde 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olan oksijen burada olsun. Eksi 1 formalük, sağda 1 çift bağ ve buradaki karbona bağlı 2 hidrojen. İşte enolat anyonu. Öncelikle buradaki elektronları inceleyelim. Buradaki pembe elektronlar çift bağ oluşturmak için yer değiştirdi. Buradaki maviler ise oksijene doğru giderek enolat anyonunu oluşturdu. Ortamda lityum olduğuna göre hemen onu da şöyle lityum artı olarak koyalım. Evet. Sonuçta elde edeceğimiz anyonu çizdik. Bu anyonu kinetik enolat olarak adlandırıyoruz. En hızlı oluşan anyon için bunun adlandırılması bu şekilde yapılmış. Yani kinetik açıdan, hız açısından düşünüyoruz. Sebebi ise hem baz olarak LDA kullanmamız hem de olasılıklar. Sağdaki alfa karbonunda 3 tane alfa protonu vardı. Yani buradakilerden birini almak bu ikiliden birini alma ihtimalinden daha yüksekti. Kısacası kinetik enolat daha hızlı oluşan enolat türüne verilen ad. Şimdi bir de diğer enolat türünün oluşumuna bakalım. Bu sefer soldaki alfa karbonundan proton alınacağını düşünelim. Buradaki alfa karbonunun 2 tane alfa protonu var bu sefer farklı bir baz kullanmamız gerekiyor. Önce sodyum hidrolür yani Na artı H eksi. Burada potasyum hidrolür de kullanabilirdik çünkü bunlar H eksi kaynakları. Hidrolür anyonu buradaki protonu alınca bu elektronlar buraya geçer. Buradakilerse oksijene doğru ilerler. Bu şekilde de farklı bir enolat elde etmiş oluruz. Çift bağ bu sefer buradaki iki karbon arasında. Eksi bir formal yüküne sahip olan oksijen de burada. Burada da bir metil grubu var. Diğer tarafta da geriye bir hidrojen kaldı. Sonuç olarak farklı bir enolat elde ettik. Yeniden elektronlara bakalım. Pembe elektronlar çift bağ oluşturmak için buraya geldi. Mavi olanlarsa oksijenine doğru ilerledi. Bu enolata ise termodinamik enolat adını veriyoruz. Şimdi iki farklı enolatı kararlılık yönünden karşılaştıralım. Önce çift bağlardaki yer değiştirmeleri inceleyelim. Kinetik enolattaki çift bağ burada. Bu tarafta iki tane hidrojen var. Yani termodinamik enolattaki çift bağ kıyasla çok da yer değiştirme yok. Termodinamik enolattaki çift bağ incelediğimizde bir hidrojen ve bir R grubu yani alkil grubu olduğunu görüyoruz. Yani bu daha kararlı bir enolat diyebiliriz. Çünkü çift bağda ne kadar yer değiştirme varsa enolat o kadar kararlı olur kısacası termodinamik enolat kinetik enolattan daha kararlıdır. Kinetik enolat o kadar kararlı olmasa daha hızlı oluşur. Hangi bazı kullanacağınıza karar vererek aslında hangi enolatın oluşacağını kontrol edebilirsiniz. Şimdi aşağı inelim ve bir soru çözelim. Burada bir keton var ve bu ketona iki farklı baz ekleyeceğiz. Öncelikle sodyum hidrorürle başlayalım. Sodyum hidrorürün ketonu termodinamik olarak kontrol ettiğini biliyoruz. Öncelikle alfa karbonlarını bulalım. Karbonilin yanındakiler alfa karbonları. Hemen şöyle gösterelim, evet. Şimdi de kaç tane alfa protonu olduğunu kontrol edelim. Sağ taraftaki alfa karbonu için sadece bir tane var. Soldaki için ise iki tane. Termodinamik kontrolde daha kararlı olan enolatan oluşumunun desteklendiğini biliyoruz. Buradaki hidrojen sağdaki protonu alacağını, buradaki elektronları yalnız bırakacağını ve Buradakileri de oksijenin üzerine doğru iteceğini düşünebiliriz. Öncelikle bu enolatı tekrar çizelim. Elektronlar buraya gelecek. 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip oksijense burada olacak. Negatif bir formal yükü de unutmayalım. Metil grubu CH3 de burada. Pembe elektronlar çift bağ oluşturmak için buraya doğru yaklaşıyor. Elde ettiğimiz şey termodinamik enolat ve çift bağda daha fazla yer değiştirme var. Yani buradaki metil grubu sebebiyle bu çift bağda kinetik enolata kıyasla daha fazla yer değiştirme olduğunu düşünebilirsiniz. Varsaydım ki sıcaklığı düşürüyoruz ve LDA kullanıyoruz. Örneğin sıcaklığı eksi 78 santigrat dereceye düşürelim. Bu durumda sterik etkinin daha az olduğu kısımdan proton alınacağını biliyoruz. Bu da tabii ki sol taraf. Sağ taraftaki metil grubu sterik etki yaratıyor. Bu nedenle LDA sol taraftan yaklaşıyor. Azot üzerinde ise eksi bir formallük var. Ortaklanmamış bir elektron çiftinin sterik etkisi en az olan bu protonu alacağını düşünebiliriz. Bu elektronlar buraya, buradaki elektronlarsa oksijene gidiyor. O zaman bu tepkimenin ürününü de gösterelim. Öncelikle halka yapısından başlayalım. Metil grubu burada. Burada da bir çift bağ olmalı. Oksijenin üzerinde 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var ve formal yük eksi 1. İsterseniz lityumu da buraya ekleyebilirsiniz. Oluşacak enolat anyonu işte bu. Bu sefer mavi elektronları kullanalım. Çift bağ oluşturan elektronlar bunlar. Bu bir kinetik enolat. Yine kinetik ve termodinamik karşılaştırması yapabiliriz. Kinetik enolata bakarsak çok daha fazla yer değiştirme göremiyoruz. Çünkü burada bir hidrojen var. Demek ki o kadar kararlı değil. Ama düşük sıcaklıklarda ve kuvvetli bazlara karşı tercih edilen yani oluşması beklenen enolat bu. LDA gibi bir baz ve bu tepkime koşullarında bu tür bir enolat oluşacak. Eğer sıcaklığı biraz arttıracak olursak ve sterik etkisi olmayan bir baz kullanırsak, örneğin sodyum hidrür kullanırsak, daha kararlı olan termodinamik enolatı oluştururuz. Demek ki tepkime koşullarını ve bas türünü değiştirerek ne tür bir enolat istediğimizi belirleyebiliriz.